bir çocuk hastanesi, temeli çocuk olan bir hastane. Dolayısıyla programımıza Şişli Hamide Etfar Hastanesi aslında çocuk hastanesi olarak baştan açılmış 2. Abdülhamit döneminde ve onun tarafından özellikle açılması istenmiş. Yaklaşık 120 küsur yıldır hizmet Türk halkının hizmetinde olan bir hastane. Çocuk hematolojisi ve onkolojisi kliniğinin orada tedavi gören çocukların bir etkinliğinde bir araya geldik. Bu etkinlikte özellikle çocukların kendi elleriyle yaptıkları resim sergisinden örnekler gördük. Biliyorsunuz hematoloji ve onkoloji hastaları, özellikle çocuk hastalarımız uzun süre hastanede kalabiliyorlar. Yani hemen tedavileri yapılıp taburcu olamıyorlar. Tedavileri gereği işte bir ay, iki ay hastanede kalmaları gerekiyor. Ama bu süreçte tabii özellikle okul çağındaki çocuklarımız ya da okul öncesi çocuklarımızın bir şekilde eğitimlerinin de devam ediyor olması lazım. Bu nedenle özellikle Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı bir protokolle bu çocuklarımız işte bu etkinliklerden faydalanabiliyorlar. Bu protokolle Milli Eğitim'den bizim hastanemizde sadece doktorlar çalışmıyor, öğretmenler de bu çocukların hizmetindeler. Biz bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olan bir anlayıştan gelen bir toplumuz. Dolayısıyla ya burada da çocuklarımızın bu eğitimi, öğretimi bir şekilde hani sağlıkları el verdiği ölçüde devam etmeli. Biz bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Bunun için Milli Eğitim'deki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bizim burası yaklaşık 25 yıllık köklü bir hematoloji onkoloji kliniği. Hastane sınıfını da 2019 yılında açtık. Bir sürekli bizde olan sınıf öğretmenimiz var. O sınıf öğretmeni sayesinde çocuklarımızın eğitimi aksamadan sürebiliyor. Çünkü bizim işte lösemili, solid tümörlü hastalarımız var. Kemoterapileri çok uzun sürebiliyor. 3-4 ay, 5 ay yoğun tedavi alması gereken hastalarımız var. Hani bunlar bu sürenin hemen tamamını hastanede geçiriyorlar. Arada 1-2 gün eve gitseler bile. Zaten eve gitseler bile biz bu çocukları okul ortamına sokmamız da çok kolay olmuyor. Çünkü bağışıklık sistemleri zayıf olduğu için hele bu pandemi döneminde hiç gönderemiyoruz. O nedenle bu çocukların hastanede eğitimlerinin sürmesi çok büyük yarar sağlıyor. Şimdi bu resimleri bizim işte simge öğretmenimizle birlikte yaptılar. Onlar o teknikleri geliştirerek çocuklarımıza öğretti. Ama işte her zaman mutlaka damar yolları açık oluyor bu çocukların tedavi aldıkları, serum aldıkları için. Bazen kullandıkları ellerde açılmış oluyor bu damar yolları. Diğer ellerini kullanarak işte çok farklı tekniklerle işte plastik çatal, bulaşık teli gibi, kulak pamuğu gibi farklı malzemeler kullanarak bu resimleri ama hepsi de çok keyifle, zevk alarak yaptılar. Sıkıntılı tedavi süreçlerini bu sayede daha güzel atlattılar. 20 yıllık öğretmenim. Hastane sınıflarında 2,5 yıldır devam ediyorum. Resimlerimizi ben resim öğretmeni değilim, sınıf öğretmeni olarak görevlendirdim. Yapar mıyız, yapamaz mıyız diye bir düşündüm. Daha sonra videoları izledim. Öğrendim. Öğrendiklerimi çocuklara aktardım. Yaparken tabii ki tedavi süreçlerinden dolayı çocukların bulantıları, ağrıları vesaire vardı. Fakat çocuklar o resimleri yaparken bunları unuttular, çok keyif aldılar. Aslında o resimlerde sohbet, muhabbet, kahkahalar var, merak var, keşfetmek var. Çocukların derslerine evet yapıyoruz fakat ders yapmak istemediği zaman bugün yaptığımız gibi resimler, oyunlar, sanat etkinlikleri gibi çalışmalar da yapıyoruz. Biz aslında onlar için hayatla bir bağ, dışarıyla bir bağ oluşturuyoruz. Ben de 4 yıl önce buradaki hastalardan biriydim. O zamanlar okula gidemediğim için buradaki hocalardan özel eğitimler aldım. O sayede şu an üniversite sınavına hazırlanıyorum. Bazen 6 ay boyunca hastaneden hiç çıkmadan tedavi gördüğüm zamanlar oldu. Muhtemelen o zamanlar eğitim alamasaydım, zaten okula gidemiyordum. Şu an üniversiteye hazırlanamazdım. Aslında odama kitap defter bile sokamıyordum mikrop kapacağım için. Çok zor oldu. Ama bir şekilde gerçekten eğitim alabildim o zamanlar. Merhaba, ben Zeynep Akçın. 8 yaşındayım. 2. sınıfa gidiyorum. Aa,
okuma yazmayı ben burada öğrendim. Bana Simge öğretmenim öğretti. Onunla beraber öğrendik. Onun sayesinde ben geride kalmadım. Çocuk doktoru olmak istiyorum. Çünkü burayı görünce içime bir heves doğdu. Çocuk doktoru olmak istiyorum.